Vanne ne diyor? Vanne diyor ki ne kadar erkeksiniz, ne kadar adamsınız. Burada gücü gösterme zamanı. Gücünüzü gösterirken kavgayla, tartışmayla, insanları satışarak değil. Şınav çekerek, hadi antrenmanda sert antrenman yaparak gücünüzü gösterin, anladın mı? Kendinizi kanıtlayarak gücünüzü gösterin, anladın mı? Arkadaşlar, videomuzu böldüm ama çok kısa bir şey söyleyeceğim. Vlog çekiyorum. Karantina boyunca evde neler yaptığımı çekiyorum. Şöyle bir şey oldu. Ben biliyorsunuz gördüğünüz gibi telefondan videoları çekiyorum. Videoyu edit yaparken çok fazla video uzun olmuş. Yani yaklaşık 50 dakika falan olmuş. Dolayısıyla videoyu bölmem gerekecek. Şöyle bölmeye karar verdim. Antrenman videosunu ayrı olarak atacağım. Şu anda bu videodan sonra antrenman videosunu izleyeceksiniz. Genel olarak evde neler yapıyorum onları ayrı bir video olarak atacağım. Yarın atarım büyük ihtimal. Bunu söylemek istedim. Önce antrenman videosunu atacağım. Sonra da evde neler yaptım, işte bakım falan yaptım, sonra spor yaptım, bir şeyler yaptım, yemek, kahvaltı hazırladım falan, köpekle ilgilendim biraz. Bu videoyu da daha sonra izleyeceksiniz. Bu komple bir video olsa çok daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok, elimden bu kadar geliyor. Telefonu değiştireceğim kısa zamanda, telefonu bir değiştirelim. Güzel hafızası uzun olan, bir kamerası da güzel olan iPhone 11 Pro falan düşünüyorum. Ondan alayım, sonra daha güzel olacak videolar. İyi seyirler diliyorum. Güzel antrenman oldu. Yorucu oldu. Kendin için yap. Dostlarım, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Evde. Hiçbir materyal kullanmadan sizle güzel bir antrenman yapacağım. Şöyle bir antrenman olacak. Hiçbir materyal kullanmayacağız bir kere. Yağ yakacağız. Aynı zamanda kas yapacağız. Ama kas yapmak tabii ki kolay değil biliyorsunuz. Yağ yakmak da çok kolay değil ama nabzı birazcık arttırarak yağ yakımını sağlamaya çalışacağız. Hiçbir materyal kullanmıyor olmamız bu antrenmanın asıl olayı. Eğer hazırsanız başlayalım. Şöyle bir şey yapacağız. Çok basit, çok etkili bir hareket. Çok basit ve çok etkili bir antrenman diyeyim. Nabzı hızlandıracağız. Kasada yeterli stresi vereceğiz. Sonra temiz ve güzel besleneceğiz abi. İstediğiniz forma kavuşacağız. Formül bu kadar kolay. Artık antrenmana başlayalım. Antrenmandan minik bir bahsedeyim mi size önce? Antrenmandan minik bir bahsedeyim. 3 set. Sadece 3 set. Şu hareketi yapacağız. Önce klasik şınav yapacağız. Normal şınav. Ama maksimum. Ve şu şekilde. Maksimum şınav yapıyorum. Kendimi bırakıyorum. Zaten beni izlerken göreceksiniz. Sonra bir maksimum şınav daha. Sonra kendimi bırakıyorum. Bu şekilde antrenmanı, ilk hareketimi bitirmiş oluyorum. Hemen ardından squat yapıyorum. Normal bildiğiniz squat. Sadece 7 tane falan squat yapacağım. Birazcık dinleneceğim ve bir 7 tane daha squat. Bundan hemen sonra mountain climber yazarsınız eğer YouTube'a, tam yapılışını olarak görebilirsiniz. Ama biraz sonra ben zaten yaparken yan döneceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Kesinlikle efsane bir hareket. Nabzınızı arttıracak. Aynı zamanda kasınızı çalıştıracak. Omuzunuzu, göğsünüzü, sırtınızı, karnınızı, özellikle bacaklarınızı çalıştıracak. Mükemmel bir hareket. Mountain climber. Hemen ardından onu yapacağız. Ondan en sonra da CrossFit'in temel hareketlerinden burpee yapacağız ve bitireceğiz. 3 temel hareket ama öyle bir sistemde yapacağız ki bu hareketlerde ne var demeyin. Hadi yapalım. Çok kısa sürecek antrenman. 10 dakika, 15 dakika belki antrenman sürecek. Orta seviye bir antrenman. Çok basit değil. Çünkü dinlenme süreleri kısa olduğu için çok basit kişiler yapmakta biraz zorlanır. Şekeriniz düşebilir. Şekeriniz falan düşerse antrenmanı bırakın. Biraz daha soft antrenmanlar yapın. Çok fazla konuştum. Hemen başlıyoruz. Şimdi dostlar. Öncelikle bu kıyafetlerle yapacağım. Terlikleri çıkartıyorum. Eğer hazırsam. Hazırsan başlayalım. Sadece biraz yakınlaşayım hatta. Sadece şınav yapıyorum şu anda, tamam mı? Şu anda sadece şınav. 10 tane şınav. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hop 10. Bıraktım kendimi. Bu arada videoda ben bu antrenmanı anlatırken hep geçiştirerek anlattım. Yani tam olması gerektiği gibi değil. Yani neler yapacağımızı az çok size bahsettim. Antrenmanı uygularken biraz daha farklı olacak. O yüzden beni izleyin. 10 tane şınav. Birazcık dinlendim. Siz kendinizi tamamen bırakın yere. Hemen ardından
Maksimum şınav yapıyoruz, tamam mı? Maksimum. Yapabildiğiniz kadar şınav yapıyoruz, okey? Yapabildiğiniz kadar. Yani Vanne ne diyor? Vanne diyor ki ne kadar erkeksiniz, ne kadar adamsınız. Burada gücü gösterme zamanı. Gücünüzü gösterirken kavgayla, tartışmayla, insanları satışarak değil. Şınav çekerek, hadi antrenmanda sert antrenman yaparak gücünüzü gösterin, anladın mı? Kendinizi kanıtlayarak gücünüzü gösterin, anladın mı? Let's do it. Maksimum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hep beni bulur böyle şeyler, biliyor musunuz? Şöyle bir şey oldu. Telefonla çekiyorum ben videoyu, biliyorsunuz. Ve saklama alanım doldu. Hemen birkaç oyun sildim. Çok fazla oyun oynayan bir çocuk değilim ama öyle karantinada işte indirmiştim. Oyun sildim. Tekrardan videoyu başlattım. Maksimum şınavınızı yaptınız abi. Ben de yaptım bu arada. Telefonun şarjı bitti diye bırakmadım. Devam ettim. Annem çağırsaydı asla bırakmayacaktım. Birisi çağırsaydı bırakmayacaktım. Herhangi bir durum, hayati bir mesele olmadığı sürece o fucking şınavı çekmeye devam edecektim ben. Şimdi bir sonraki hareketimiz squat. Çok fazla yapmayacağım. Çok fazla bir squat yapmayacağım. Sadece 7 tane falan. 6 tane, 7 tane. Squat yapıyoruz, dinleniyoruz. Bir 6-7 tane daha squat. Let's go. Şöyle yan durayım. Benim squat formumu da görün isterseniz. Ne dersiniz? Klasik squat yapacağız. Ne bir sumo squat, ne bir başka bir squat. Ayaklarım, omuzlarım hizasında açık. Oturdum. Kalktım. 2 4 5 6 7 8 Yeter bu kadar. Birazcık dinlenin. Siz dinlenin, aynı zamanda beni dinleyin. Dostlarım, squat formunu kısa bir şekilde size özetliyorum hemen. Ayaklarınız yere tam basıyor ama vücut ağırlığınız topuklarınızda. Ayağınız yere tam bastı, parmak ucunuz da yere basıyor ama vücudunuz topuklarınızda basarak ayağa kalkıyorsunuz. Dizleriniz ayağınızı çok fazla geçmesin, yani şu olmasın, şu kadar olabilir, şu kadar olabilir, ayağınızı geçebilir ama şu olmasın kesinlikle. Eğilirken, otururken yani kalçanızı dışarı doğru çıkartın, omuzlarınızı öne doğru atın, yani şunu yapıyorsunuz ve şu şekilde yarım bırakmayın. Bakın, yarım bıraktığınız zaman kalçanız bu şekilde kalıyor. Tam oturduğunuz zaman, aslında tam oturup kalktığınız zaman squat'tan almanız gereken verimin tamamen %100'ünü alıyorsunuz dostlarım, anladınız mı? Çoğunuz tam oturmuyorsunuz. Korkuyorsunuz çünkü en acı veren kısım orası. Cümlenin devamını söylemeyeceğim. Ya da söylüyorum. Çünkü bazınız gerçekten salaksınız ve anlamıyorsunuz. Hareketleri tam yapın, anladın mı? Artık gerçekten kırıcı olacağım. Kırılır mısınız, bilmem ne olur musunuz diye düşünmeyeceğim. Kendi tarzımda artık buradayım. Kimseyi kırmamak için çalışmayacağım. Olduğum gibiyim. Squat'ımızı yaptık. Dinlendik. Biraz fazla dinlendik ama. Bir 7 tane daha squat. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptım, yani 2 set yaptım. Ufaktan vücudum ısınıyor, ısınıyor, hissediyorum. Minik şöyle bir hani terlemeye başladım gibi. Bunun ismi neyse artık. Minik minik terler böyle vücudumdan çıkacak gibi. Neydi son? İki hareketimiz daha var. Climber yapacağız. 1 çarpı maksimum climber yapalım. Vücudumuzu ısındıralım. Ondan sonra burpee yapacağız. Ondan sonra antrenmana başlayacağız. Bu arada ısınma da antrenman gibi. Antrenmanı çok uzun tutmayacağım. Dediğim gibi kısa, etkili, güzel bir antrenman. Mountain climber yapıyoruz. Formuna bana da bakın. Güzel bir hareket. Bence mountain climber hakkında birazcık araştırma yapabilirsiniz. Kesinlikle yapmalısınız. Nasıl yapılır? Form nasıl? Ne kadar yaptım biliyor musunuz? Kendimce. Hani böyle acıyı hissedersiniz ama devamında sizi geliştirirsiniz. İşte şu anda o devamını yapmayın. Şu anda o devamını yapmayın. Geliştirmek için olan acının devamını yapmayın. Oraya gelin ve bırakın. Şimdi crossfit'in en temel hareketlerinden, en güzel ve en efor gerektiren hareketlerinden
İzleyin. Bir 5 tekrar bunu yapıyoruz, sonra antrenmana başlıyoruz. Dediğim gibi antrenman çok uzun sürmeyecek bakın. Biliyorum yoruldunuz, biliyorum çok yapabilecek miyim diye düşünüyorsunuz belki. Yeni başlayan insanlar veya ortaya yakın olan, beni izleyen insanlar veya orta seviye olanlar da. Dediğim gibi antrenman çok fazla uzun olmayacak. Bu pozisyonda başlıyorum ben. Normalde ayakta başlarlar ama. Hop. Yeterli. Antrenman başlıyoruz. Hazır mısınız? Şimdi güzelce ısındık. Çok da ısındık. 4 hareketimiz var. Bu hareketler neydi? Şuna. Hemen ardından ne yaptık? Climber. Biraz yoruldum. Biraz. Şınavımız var, squat'ımız var, climber'ımız var, burpee'miz var, 4 hareketimiz var. İlk sette şu şekilde yapacağız. Her harekette, az önce bahsettiğim var ya, sizi geliştirecek olan zaman var ya, oraya gelmeden bırakıyorsunuz. Her harekette oraya gelmeden bırakıyorsunuz. Beni izleyin. Artık çok fazla dinlenmek yok. Isınırken size anlattım her şeyi. Artık çok fazla konuşmayacağım, antrenmana odaklanacağım. Siz de beni izleyin. Let's go. Tekrar saymıyorum. Tekrar saymak yok. Evet, şu an o acıyı hissediyorum. O acıyı hissettim. Bir. Evet, biraz daha yaptım. Hemen ardından hiç dinlenmek yok burada. Belki birazcık nefes alabilirsiniz. Hemen ardından squat. Yine tekrar yok. Yok elini uzatmamış da, yok elini böyle yapmış da, yok elini kıçına koymuş da, yok elini birine koymuş da. Nothing, anladın mı? Hiçbir tanesi önemli değil. Antrenmanıza odaklanın. Bacak. Çalıştırın ha bacakları. Çalıştırın. Hemen ardından ne vardı? Climber. Let's go, dinlenmek yok bu sefer. Climber yaparken bu pozisyonda en önemli püf nokta dostlarım, nefesinizi boşaltın, anladınız mı? Boş nefesle midenizi sıkarak climber hareketini yapın. Midenizi cidden sıkın, anladınız mı? Ve midenizi sıkın. Son hareketimiz neydi? Crossfit'in en temel hareketlerinden burpee. Yine aynı şekilde. Aşırı zorlamıyorsunuz kendinizi. Yine bu pozisyonda başlıyorum ben. Şimdi biraz dinleniyoruz. Ama çok fazla değil. 45 dakika kadar falan dinleneceğiz. Son 2 set yapacağız. Bu döngüyü son 2 defa yapacağız. Şimdi sınırları zorlama vakti. Anladınız mı? Fucking sınırları zorlama vakti. Sınırları zorluyoruz. Son sette biraz daha soft yapacağız. Ama şu anda sınırları zorluyoruz ben. Ne kadar erkekseniz unutmayın. Aynı döngü. Eğer isterseniz hareketleri bu sette zorluktan kolaya doğru sıralayabilirsiniz. Hatta biz de öyle yapalım. Önce burpee yapalım. Ondan sonra ne yapalım? Burpee bence en zor. Ondan sonra squat yapalım. Ondan sonra climber ve ondan sonra şınav yapalım. Öyle yapalım. Ya da tamamen doğaçlama, ne istersen. Çünkü beynime kan gitmeyecek ve beynim çalışmayacak, anladın mı? 4 hareketim var. Sadece onları biliyorum. Burpee, climber, şınav ve squat. Anladın mı? Sıra falan önemli değil çünkü. Gerçekten zorluyoruz kendimizi. Ha. Let's go. For yourself. Kendin için unutma. Kendin için unutma.
Ben sadece sana belki motivasyon olurum ama seni bir yerlere götüremem biliyorsun. Sadece sana motivasyon olurum. Ama sen kendi istediğin yerlere götürebilirsin. Hayalin olan yerlere gidip götürebilirsin kendini. Hayal et, inan ve çalış sadece. Let's go. Bir sonraki hareketim neydi, her şeyi unuttum. Squat. Size bir şey söyleyeyim mi? Akşama kadar yaparım. Neyse, akşama kadar. Let's go. Let's go man. Şu anda evde yapabileceğiniz en iyi antrenmanı yapıyorsunuz. Dinlenmek yok. Dinlenmek yok buddy. Son set. Ondan sonra güzel bir açma gelmemizi yapıp bitireceğiz. Aa, yoruldum. Son set. Biraz daha çok aşırı kendinizi dinlenmeyip nabzınızı düşürmeden tekrar yapın. Bayağı bir dinlendim şu anda aslında ama nabzım hala gayet iyi. Son 4 hareket. Tekrar. Let's go. Bu sefer başkadan başlayayım. Bu sefer başka burpee'den başlayayım. Ki last one. Dostlarım, performansım benim gerçekten kendime göre çok kötü. Birazcık motivem düştü açıkçası. Çünkü 2-3 aydır falan antrenman yapmıyorum. Bugün video çekeyim ve size bir antrenman programı vereyim diye antrenman yaptım. Videoyu kapatıyorum, biraz dinlenelim. Antrenmanımız bu kadar. Ben de gayet keyifli. Keyifli ve etkili. Kesinlikle etkili. Kesinlikle etkili. Kesinlikle etkili dediğim gibi. Konuşacaklarımı unutuyorum. Beynime kan gitmedi.
Bunu yapın, en sonunda açma gelmenizi yapmayın. Unutmayın, açma gelmek gerçekten önemli ve keyifli aslında, vaktiniz varsa falan. Güzel de bir açma gelmemizi yapalım. Ondan sonra duşumu alacağım, bir öğünümü gösteririm. Köpekle ilgileniriz biraz. Güzel bir vlog olacak. Açma gelme. Arkadaşlar sporumuzu yaptık, duşumu aldım, hala hiçbir şey yemedim. Ufaktan yemek hazırlayalım. Ben hatta hazırlamaya başladım, size de göstereyim. Bakın birazcık beyaz peynirim var, bu peynir çok güzel. Zeytin var, bal var. Bu reçel. Buradan şurada bir ağaç var, şurada. Efsane bir ağaç, onun reçeli. Bal birazcık daha. Birazcık sebzem var gördüğünüz gibi. Tuzum var falan filan ama asıl olay tabii ki de, bakın burada iki tane yumurtam var ve burada iki tane daha yumurtam var pişen. Asıl olay bu, 4 yumurta. Güzel sade bir kahvaltı yapacağım, birazcık da yulaf koyacağım. Su kaynatıyorum, yulafı birazcık bekletiyorum, onunla çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor dediğim gibi. Kahvaltımızı yapalım, kahvaltıdan sonra birazcık dinleniriz. Kahvaltım gördüğünüz gibi çok gayet basic bir zeytin, peynir, yeşillik. Bal ve reçel çok fazla yemiyorum açık söyleyeyim ama öğün sırasında birazcık böyle şekerli bir şey ağzınıza koyarsanız, işte bu birkaç adet meyve olabilir, birkaç böyle minik birkaç damla bal olabilir. Şeker seviyenizi düzeltecektir, kandaki şeker seviyenizi düzeltecektir ve besin kanınızı hızlandırarak besinlerden alacağınız vitaminleri, mineralleri, aldığınız vitamin ve mineral seviyesini arttırabilir. Yani atıyorum 5 tane vitamin ve mineral alıyorsanız bu 7-8'e kadar çıkar. Yalnız bu vitamin mineral sayısı değil, mineral emilim derecesi. Yani vücudunuzun bundan yararlanma seviyesi diyeyim. O şekilde yani minik bir şeker alabilirsiniz bütün öğünlerinizde. Belki almanız gerekiyor. Bu dediğim gibi meyve de olabilir. Sonra başka bir şey de olabilir. Ben kahvaltımı hazırlayayım. Kahvaltımı göstermeme gerek yok. Göstereyim mi? Bu işte kahvaltım. 4 tane yumurta yiyeceğim. Birazcık da yulaf. Kahvaltım bu. Sonrasında bakımlarımı göstereceğim. Neler yaptım? Duştan çıktım. Yüzüme bakım yapmıyorum. Ben normalde bakın bakım yapan bir insan da değilim. Sadece vlog işte videoyu doldurma çalıştırırken ben, yani öyle birkaç tane bakım ürünüm var. Normalde dediğim gibi 2 günde bir falan berbere gidiyorum. Her berbere gittiğimde yaptırıyordum. Dolayısıyla ne yapmayı biliyorum, ne uğraşmayı biliyorum ama tabii karantinada öğrendim. Bildiğim kadarıyla anlatacağım size. Yine yaptığım kadarıyla anlatacağım size. Şimdi bir kahvaltımı yapayım. Sonra görüşürüz.